Bu dersimizde AYT Matematik Planlı Ders Föylerinde 13. Föydeyiz. Föyümüzün konu kısmı bitti. Şimdi sizlerle buradaki testleri çözeceğiz. Birinci sorumuzda arkadaşlar logaritma 3 tabanında 2 hangisine eşit değildir demiş. Şimdi tüm şıklara bakalım. A şıkkında bakın ikisinde tabanı 10. Burada taban değiştirme yaparsak 3 tabanında 2'dir. A şıkkı gitti. Denizli şıkkında bakın ikisinde tabanı e. Dolayısıyla taban değiştirme yapabilirim. 3 tabanında 2. Bunu da eledik. E şıkkında ikisinin tabanında 5. Dolayısıyla ne yaparız? Taban değiştirme yaparız. Burası da 2 tabanında 3 olur. Şimdi cevabımız E şıkkı. Diğer şıklara da bakalım. C şıkkında tabanlar aynı dedik. Taban değiştirdik. B şıkkında arkadaşlar bakın. 1 bölü logaritma 2 tabanında 3 nedir? Ters çevirdiğimizde yukarı çıkardığımızda pay ve payda yer değiştirir. Bu da eşittir. Dolayısıyla buradaki 4 şık bu şekilde elenmiş olur. Cevabımız da E gelir. İki tabanı da 3'ün logaritmik değeri x olduğuna göre 24 tabanında 18 hangisidir? Şimdi arkadaşlar bakın tabanımız 24, 24 2'nin bir kuvveti değil. Dolayısıyla ne yapıyoruz burada? Taban değiştirme yapıyoruz. Şimdi 24 tabanında 18'i şöyle yapalım. Taban değiştirelim. 2 tabanında 18 bölü 2 tabanında 24. 2 tabanında 18 için ne diyebiliriz? 2 tabanında 2 çarpı 9. Bu da log 2 tabanında 2 artı log 2 tabanında 3'ün karesi. E paydamızı da benzer şekilde yapabiliriz. Logaritma 2 tabanında 3 çarpı 8 diyebiliriz. Şu şekilde. Burada çarpma olduğunda toplamaya çev e benzetiyoruz arkadaşlar. 2 tabanında 3 artı 2 tabanında... 2'nin küpü. 2 tabanında 2, 1'dir. Sonrasında buradaki üstümüzü başa alırsak, 2 çarpı log 2 tabanında 3 bölü. 2 tabanında 3'ümüz x'ti. Dolayısıyla buraya x diyorum. Bu 3'ü başa alıyoruz. 3 çarpı 2 tabanında 2. Burası 1 yapar. Bunun yerine de x yazarsanız 1 artı 2x bölü x artı 3'tür. Bu da c şıkkı gelir. İki tane A ve B gibi farklı değerimiz var. Bunların çarpımının karekökü istenmiş. Öncelikle bunları çarpalım. İki tabanında 27 şu şekilde 3 üzeri 3 diye yazılabilir. Çarpı 3 tabanında 4 üzeri 6 da 2 üzeri 2 üzeri 6'dan 2 üzeri 12 olarak yazılabilir. sonra ne yaparız? Bu 3'ü başa alırız. Diğer 12'yi de başa alırız. Geriye iki tabanında 3 çarpı 3 tabanında 2 kalır. Buradan da arkadaşlar bakın 3'ler 2'ler özellik gereği birbirini götürür gibi düşünürseniz burası 1 olur. 3 çarpı 12'den de 36'dır. Dolayısıyla kökün içerisine ne yazıyoruz? 36 yazıyoruz. Buradan da cevabımız 6'dır. ln 45 bölü ln 3 x olduğuna göre logaritma 3 tabanında 5'i x türünden yazalım. Burada arkadaşlar bakın ikisinde de tabanımız aynı. Dolayısıyla taban değiştirme yapıyorum. 3 tabanında 45 eşittir x diyorum. 3 tabanında 45 de 3 tabanında 3 çarpı 3 üzeri 2 9 5. Bu şekilde çarpanlara ayırabiliriz. Sonra logaritma 3 üç tabanında 3'ün karesi artı logaritma 3 tabanında 5 diyebiliriz. Şimdi bu 2'yi başa alalım. 2'yi başa alırsanız 2 çarpı 3 tabanında 3. Burası 1'dir. 3 tabanında 5'i zaten bilmiyoruz. Buraya da log 3 tabanında 5 diyorum. E, log 3 tabanında 45 de zaten x'ti. Sol tarafta da x'imiz var. 2'yi de sol tarafa atarsanız x eksi 2 logaritma 3 tabanında 5'e eşittir. 2 üzeri x değeri ve 3 üzeri y değeri 7 olduğuna göre Log 7 tabanında 24 sorulmuş. Şimdi log 7 tabanında 24'ü log 7 tabanında 8 çarpı 3 olarak yazabiliriz. Burasını da düzenlerseniz 7 tabanında 2'nin küpü artı 7 tabanında 3'tür. 3'ü de başa alırsak 3 çarpı log 7 tabanında 2 artı log 7 tabanında 3'tür. Aradığımız değer burası. Şimdi soruya gelelim. 2 üzeri x eşittir 7 ise logaritma 2 tabanında 7 eşittir x'tir. Burada bakın bir benzeri var. 7 tabanında 2. Bunlar yer değiştirirse ne oluyor arkadaşlar? x bölü 1 değil de 1 bölü x olacak şekilde yer değiştiriyor. Benzer şekilde burada 3 üzeri y'miz 7 idi. Dolayısıyla log 3 tabanında 7 y'dir. Yine burada bakın 3 ile 7 yer değiştirmiş. Biz de yer değiştirirsek burası 1 bölü y olur. Yani 3 çarpı 1 bölü x artı 1 bölü y diyoruz. Bu da 3 bölü x artı 1 bölü y'dir. Işıklarda bu şekilde yok. Dolayısıyla payda eşitliyorum. Bunu y ile diğerinde x ile çarparsam x artı 3y bölü x çarpı y'ye eşit olur. Burada öncelikle ne yapıyoruz? Burada bakın ne var? 10 üzeri 3 var. Yani bin sayısını 10 üzeri 3 olarak yazdık. Üzeri log 3 diyoruz. Bu 3 ile log 3'ü çarparsanız da logaritma üstünde de 3 çarpı log 3 olacaktır. 3'ü şimdi 3'ün üzerine alalım. Logaritma üzeri logaritma 3'ün küpü. Yani 27. Şimdi arkadaşlar ikisinin de tabanı 10 olduğu için bu onlar birbirini götürür. Böyle bir özelliğimiz var. Sonuç 27 olur. Yani burayı silip bunun yerine 27 yazabiliriz. Yine burada da bakın e üzeri logaritma e tabanında 37 olduğu için e'ler gider. Burası da 37 kalır. Yani toplamda küp kök 64'tür. 4'ün küpü 64 olduğu için buradan A şıkkı gelir. Logaritma 12 tabanında 54x olduğuna göre 2 tabanında 3'ü x türünden yazalım demiş. Yine burada bakın tabanlarımız birinde 2 diğerinde 12. Dolayısıyla ne yapamıyoruz? direkt bir eşitleme yapamıyoruz. Yani taban değiştireceğiz. 12 tabanında 54 yerine şöyle yazabiliriz. 2 tabanında 54 bölü 2 tabanında 12 eşittir x diyebiliriz. Şimdi burada 54'ü çarpanlara ayıralım. Logaritma 2 tabanında 2 çarpı 27 diyoruz. Bölü log 2 tabanında 4 çarpı 3. Bunu da parçalayalım. Log 2 tabanında 2 artı log 2 tabanında 3 üzeri 3. Üç. Bu 3'ü de isterseniz başa alalım. Bölü log 2 tabanında 2 üzeri 2 artı log 2 tabanında 3'tür düzeltirsek burası arkadaşlar 2 tabanda 2 1'dir artı 3 çarpı log 2 tabanda 3'e isterseniz k diyelim bölü burası iki başa gelirse 2 gelecektir buradan artı k diyoruz eşittir x. Şimdi bizim aradığımız değer burada x değil de k'ydı arkadaşlar o zaman k'ları yalnız bırakacağız. Demek ki burada içler dışlar çarpımı var. Şöyle yapalım. İçler dışlardan x çarpı 2 artı k eşittir. 1 artı 3k. E amacımız k'yı bulmaksa k'ların hepsini sol tarafa atalım. xk eksi 3k 1 eksi 2 xtir k parantezinde x eksi 3 1 eksi 2 xtir Her iki tarafı k'nın yanındaki değere yani x eksi 3'e bölüyorum. Buradan da 5 şıkkı gelir x ve y değerleri belirtilmiş. Buna göre logaritma 2 tabanında 15'i x ve y türünden yazın demiş. Şimdi logaritma 2 tabanında 15'i arkadaşlar 2 tabanında 3 artı 2 tabanında 5 olarak yazabiliriz. 2 tabanında 3 zaten x'i dolayısıyla 2 tabanında 5'i bulacağız. x değerini arkadaşlar y'ye böldüğümüzde logaritma 2 tabanında 3 bölü 5 tabanında 3 olur. Bölmede nasıldı? Bunu yukarıya çıkartıyoruz. 5 tabanında 3 değil de 3 tabanında 5 olacak. 3'ler gitti. Bakın burası logaritma. 2 tabanında 5 geldi. Yani soru işareti yerine x bölü y yazıyoruz. burada da payda eşitlerseniz x y artı x bölü y gelir. Bu da e şıkkıdır. 3 üzeri x 8, 7 üzeri y de 32 imiş. Buna göre logaritma 4 tabanında 63 arıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar 4 yerine 2 üzeri 2 yazarsak burası ne olur? Özellik gereği 2'yi başa alırız. 1 bölü 2 çarpı 2 tabanında 63 olur. 63'ü de bakın burada 3 ve 7'ye benzetmeye çalışacağız. Eşittir 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 7 artı Nedir? 7 kere 9, 63 olduğu için buraya 9 yazıyoruz. Ee, buradan da 1 bölü 2 çarpı log 2 tabanında 7 artı bu üssü başa alırsam 2 çarpı log 2 tabanında 3 gelir. Şimdi sorunun başına dönelim. 3 üzeri x 8 ise logaritma 3 tabanında 8 eşittir x diyoruz. Sonra 8 yerine 2'nin küpü diyebiliriz. 3'ü başa alırsak 3 çarpı log 3 tabanında 2 eşittir x'tir. Yani burada her iki tarafı 3'e bölerseniz 3 tabanında 2'nin x bölü 3'e eşit olduğunu buluruz. Ve bize arkadaşlar bakın burada 2 tabanında 3 sorulmuş. Bunların yeri değişirse 2 tabanında 3 payla payda yer değiştirdi. 3 bölü x olur. Buraya 3 bölü x diyebiliriz. Sonra devam edelim. 7 üzeri y'miz 32. Yani burada ne diyoruz? logaritma 7 tabanında 32 y'dir. 32 yerine 2 üzeri 5 diyebilirim. Buradan da 5 çarpı 7 tabanında 2 y'dir. Her iki tarafı 5'e bölerseniz de log 7 tabanında 2'miz y bölü 5'tir. E bize burada bunun tam tersi gerekiyor. 2 tabanında 7 gerekiyor. Dolayısıyla 2 tabanında 7 y ile 5'i yer değiştiriyorum. 5 bölü y oluyor. Burası 5 bölü y diyoruz. Buradan düzenlediğimizde soru bitiyor. Paydalarımız x ve y. Dolayısıyla bunu x ile bunu da y ile çarpıyoruz. 1 bölü 2 çarpı 5x artı 6y bölü xy. Şimdi burada şıklara bakarsanız 1 bölü 2'ye çarpmış dağıtmış ve 5x artı 6y bölü xy'dir. Yani burada sorunun kökünden ziyade biz aslında ne sormuş? Bunu nasıl analiz yapabiliriz? Ve en son nasıl buradaki sorunun başındaki üslü ifadelere benzetebiliriz? Bu şekilde ilerliyoruz. 3 üzeri 2a 5'tir. 2 üzeri 3a'da 3 de 3 olduğuna göre a çarpı b kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar 2 üzeri 3 üzeri 2a yerine şu 3'ü silip bunun yerine 2 üzeri 3b yazıp Tekrar 2 ancı kuvvetini aldığımızda 5'miş. Yani üstleri çarparsanız 2 üzeri 6 ab eşittir 5'tir. E bunu da logaritmaya çevirirseniz 2 tabanında 5 eşittir 6 ab. E biz AB'yi arıyoruz. Dolayısıyla her iki tarafı 6'ya bölebiliriz. Ya da şöyle diyebiliriz. Şöyle 1 bölü 6 çarpı 2 tabanında 5 ab'dir. Burada da özellik gereği bu 6'yı tabandaki 2'nin üzerine alabilirim. 2 üzeri 6 tabanında 5 diyoruz. Bu da log 64 tabanında 5'tir. Böyle bir şık yok. Dolayısıyla buna eş olan bir şık arıyoruz. A şıkkına bakalım. İkisinde de logaritma tabanlarımız e. Dolayısıyla taban değiştirebiliriz. Bu da 64 tabanında 5'e eşittir. Yani bizim cevabımıza eşittir. Cevabımız A şıkkı. ABC değerlerine göre logaritma 3 tabanında 5'i ABC türünden yazın demiş. Burada arkadaşlar özelliklerimizi kullanacağız. 3 tabanında 5'i nasıl yazabiliriz? Logaritma 3 tabanında 17 çarpı logaritma 17 tabanında 5 olarak yazabiliriz. 3 tabanında 17 hazır. Zaten burası A'dır. 17 tabanında 5'imiz yok tabanımız hiçbir zaman 17 olmamış. Bunu şöyle yazabiliriz. 1 bölü logaritma 5 tabanında 17. Şimdi 5 tabanında 17'miz de yok. Ancak bakın burada logaritma 5 tabanında 2 ile logaritma 2 tabanında 17'yi çarparsak logaritma 5 tabanında 17 yapar. E, 5 tabanında 2'miz B idi. E 2 tabanında 17 C olduğuna göre 5 tabanında 17'nin değeri BC. Yani A çarpı 1 bölü BC'dir. Buradan da cevabımız A bölü BC. Tanım kümesi birden büyük tam sayılar olan bir fonksiyonumuz var. A ifadesini bu şekilde vermiş. 3 üzeri A'yı sormuş. Şimdi x gördüğümüz yere bakın. Öncelikle 3 yazıyoruz. Logaritma 3 tabanında 6. Sonra 6 yazıyoruz. 6 tabanında 9. Ardından son olarak 9 yazıyoruz. 9 tabanında 12. E, özellik gereği bu 6'lar gitti. 9'lar gitti. Logaritma 3 tabanında 12. Bizim a değerimiz. Şimdi burada 3 üzeri a arıyoruz. 3 üzeri logaritma 3 tabanında 12. Burada da üst üste olduğu zaman arkadaşlar bakın bu tabanla alttaki taban birbirini götürüyor demiştik. Dolayısıyla özellikten dolayı cevabımız C şıkkı geldi. ÖSYM tarzı sorularımıza devam edelim. Burada arkadaşlar öğretmenimiz belkten logaritma 2 tabanda x sayısı ile x tabanında 4'ü çarpmasını istiyor. Yani log 2 tabanında x çarpı x tabanında 4 yerine 2 üzeri 2 yazabiliriz. Bu 2'yi başa aldığımızda 2 çarpı log 2 tabanında x çarpı x tabanında 2'dir. Özellik gereği burası arkadaşlar x'ler gider. 2 tabanında 2 olur. Bu da 1'dir. Bulması gereken değer 2'ymiş. Öğrenci yanlışlıkla log 2 tabanında x sayısını log x tabanında 4 sayısına bölmüştür. Ve bulması gereken yanıtın 9 katını yani 9 kere 2'den 18 bulmuş. Eşittir 18. Şimdi burada bize neyi sordu? Soruda x'in tam sayı değeri sorulmuş. 2 tabanında x bakın bölme yapmışız. Bunu yukarıya ne yapıyoruz? X ve 4'ü yer değiştirerek şu şekilde çarpım durumuna getiriyoruz. Eşittir 18. Burada arkadaşlar 4 yerine 2 üzeri 2 yazabiliriz. Logaritma 2 üzeri 2 tabanında x. Özelliğimiz neydi? Bu 2'yi başa alabiliriz. Tabii ki pay değil de payda da olacak. Log 2 tabanında x çarpı log 2 tabanında x diyoruz. Şimdi sol tarafta 1 bölü 2 var. Her iki tarafı 2 ile çarparsanız log 2 tabanında x'in karesi 18 çarpı 2'den 36'dır. Yani log 2 tabanında x eşittir 6 olur. Dolayısıyla 2 üzeri 6'dan cevabımız 64'tür. Yukarıda bir orantı verilmiş. Buna göre ln x eşitliği verilmiştir ve x'i bulun demiş. Burada arkadaşlar Logaritma e, a bölü 4 eşittir. Logaritma d imiş. Buradan ne diyebiliriz? Logaritma a bölü 4'ü şöyle yazabiliriz arkadaşlar. İçler dışlar yapalım daha doğrusu şöyle yapalım. Logaritma a eşittir. 4 çarpı logaritma d. Özellik gereği bu 4'ü yukarıya atabiliriz. Log a eşittir. Log d üzeri 4'tür. Dolayısıyla buradaki eşitliğe göre A sayısı D üzeri 4'tür. A sayısı D üzeri 4 ise benzer şekilde işlem yapmadan B ve C değerlerini de yazabiliriz. Bakın burada 3 var. D üzeri 3. Burada 2'miz var. Aynı işlemleri yaptığımızda buradan da D üzeri 2 gelir. Şimdi bunları yerine yazalım. Logaritma D tabanında D üstü 4, D üstü 3 ve D üstü 2. Yani D tabanında D üzeri 9 olur. Bu da 9'dur. Yani bizim buradaki ln x değerimiz 9'a eşit. E tabanında e olduğuna göre x değerimiz e üssü 9 gelir. 8 üzeri logaritma kök 2 tabanında küp kök 4 demiş. Şimdi burada arkadaşlar köklü ifadeler var. Biz bunları üstü ifade olarak yazacağız. Kök 2 değerimiz 2 üzeri burada gizli bir burada da 2 olduğuna göre 2 üzeri 1 bölü 2'dir. Sonra küp kök 4 demiş. Bunu da 4 üzeri 1 bölü 3 olarak yazabiliriz. Ya da 4 yerine 2'nin karesi yazarsanız 2 üzeri 2 bölü 3'tür. Buradan 8 üzeri üstleri başa alıyorum. 2 bölü 3 diyorum. Bölü şu 1 bölü 2'yi yazıyorum. Çarpı log 2 tabanında 2. Burası zaten 1 gelir. Sonra arkadaşlar üstümüz 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 1 olur. Yani 8 üzeri 4 bölü 3 gelir. 8 yerine de 2'nin küpü yazarsanız 3 çarpı 4 bölü 3'ten 3'ler gider. 2 üzeri 4 gelir. Bu da 16'dır. fx fonksiyonu verilmiş. Bunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada arkadaşlar tabanımız zaten 10. Birden farklı ve sıfırdan büyük. Burada problem yok. Üstteki x artı 3 ifadesi de sıfırdan büyük olmalı. Dolayısıyla x'imiz eksi 3'ten büyük değerlerdir. Bakın a şıkkında eksi 3'ten küçük değerler almış. C şıkkında yine eksi sonsuza kadar farklı değerler var. Bunların hepsini eliyoruz. Sonrasında 10 üzeri logaritma 10 tabanında x artı 3 nedir? 10'lar gider x artı 3'tür. Yani biz burada x artı 3'ün grafiğini arıyoruz. Yani x'e 0 veriyorum. y eşittir 0 artı 3. Sonra y'ye 0 veriyorum. 0 eşittir x artı 3'ten x'imiz eksi 3. Yani eksi 3 burada yok bakın e şıkkı da gitti. Eksi 3 ve 3 burada olduğu için cevabımız b şıkkı. Aynı uzunlukta iki tane borumuz var arkadaşlar. Kırmızı renk ve mavi renk kullanılmış. Sırasıyla 12 ve K eşit parçaya ayrılmış. Bir kırmızı parçanın uzunluğu bu şekildedir. Sonrasında mavi parçanın uzunluğu da verilmiş. Buna göre K'yı bulun demiş. Şimdi arkadaşlar önce kırmızıdan başlayalım. Kırmızılar 12 parça. Her bir parçada 3 tabanında x kare artı 2x artı 1. Bunu da tam kare özdeşliğinden faydalanarak bu şekilde yazabiliriz. 2'yi de başa alırsanız 24 çarpı 3 tabanında x artı 1. Bu bizim kırmızı borumuzun uzunluğudur. Burada uzunluklar birbirine eşitlemiş. Dolayısıyla bunu da k ile çarptığımızda yine aynı sonucu verecek. Dolayısıyla buradan k çarpı logaritma 3 tabanında. Burası bakın binom açılımından x artı 1'in küpüdür. O da eşittir. Az önceki bulduğumuz değer. Yani 24 çarpı log 3 tabanında x artı 1. Şu 3'ü başa alalım. Başa alırsanız 3k çarpı log 3 tabanında x artı 1 gelir. Sağ tarafta da bakın 24 var. Logaritmalar aynı olduğu için birbirini götürdü. Dolayısıyla 3k'mız 24 gelir. K değerimiz de artı 8'dir. A ve B değerlerimiz birbirinden farklı en küçük 2 asal sayı. Yani A ve B değerlerimiz 2'ye 3 veya 3'e 2 diyoruz. Buna göre M artı N toplamının alabileceği en küçük değer aşağıdakilerden hangisi? Şimdi arkadaşlar önce isterseniz bunu 3'e diğerini de 2'ye eşitleyelim. 3 üzeri 2, 3 üzeri 3 27'dir. Dolayısıyla burası 27 olur. Buradan da m değerimiz 2 üzeri 27 gelir. Buradan 2 üzeri 2'miz 4'tür. Logaritma 3 tabanında n 4 gelir. n değerimiz 3 üssü 4. Yani toplamı m artı n 3 üzeri 4 artı 2 üzeri 27'dir. Şimdi burada 3 ve 2 değil de 2 ve 3'ü eşitleyelim. A değeri arkadaşlar 3 üzeri 2'miz 9'dur. Log 2 tabanında m eşittir 9 diyoruz. M 2 üzeri 9. Sonra devam ediyoruz. Buradan arkadaşlar 2 üzeri 3 eşittir. Logaritma 3 tabanında N olacaktır. Bu da 8 olur. N değerimiz de 3 üzeri 8'dir. Yani toplarsanız M artı N değeri 3 üzeri 8 artı 2 üzeri 9'dur. Şimdi buradaki 2 yıldızı karşılaştıracağız. Burada bakın arkadaşlar şöyle 2 üzeri 4 var. 3 üzeri 8 var. 2 üzeri 27 var. 2 üzeri 9 var. Şimdi şıkları incelediğimiz zaman bir tanesi bakın nerede var? D şıkkında var. 3 üzeri 4 artı 2 üzeri 27 zaten şıklarda var mı? Bakalım 3 üzeri 4 herhangi birinde yok. Dolayısıyla bunları karşılaştırmaya sonucunu bulmaya gerek kalmadı. Cevabımız direkt denizli. Şeklimizi incelediğimizde sol tarafta büyük bardaklar var. Bir tanesinin uzunluğu iki tabanında 192 imiş. Bu aradaki mesafelerde logaritma iki tabanında 3. Sağ tarafta ise üst üste şekiller var. İç içe girmiyor ve hepsinin uzunluğu birbirine eşit. Log 2 tabanında 6. Bardakları bu şekilde dizmeye aynı şekilde devam ediyoruz. Her iki tarafa, her iki kuleye de eşit sayıda bardak ekliyoruz. Diyelim ki x tane bardak ekledik. Son durumda boylarımız eşitmiş. X tane bardak eklediğimizde 2 tane bu şekilde X tane de biz ekledik. X artı 2 tane log 2 tabanında 3 var. Artı baştaki log 2 tabanında 192'ye eşitliyoruz. Ekliyoruz. Burada 3 tane bardak var. X tane daha eklersek X artı 3 tane log 2 tabanında 6 olur. X artı 2'yi yukarıya alalım. Log 2 tabanında 3 üzeri X artı 2 Artı log 2 tabanda 192. Toplamada arkadaşlar tabanlar aynı ise bunları şu şekilde tek bir logaritmada yazabiliriz. Sonra bu x artı 3'ü 6'nın üzerine alıyoruz. Logaritmalar aynı. 3 üzeri x artı 2 çarpı 3 çarpı 64 diyebilirim. Sağ tarafta 6 üzeri x artı 3. Bu da x artı 3'ün 3. Üçüncü kuvveti 2 üzeri x artı 3. Bu şekilde çarpanları ayırıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar tabanları aynı. Üstleri toplayalım. 3 üzeri x artı 3 çarpı 2 üzeri 6. Sağ tarafta da gördüğümüz gibi 3 üzeri x artı 3, 2 üzeri x artı 3. Bunlar gitti. 2 üzeri 6'mız 2 üzeri x artı 3. İkiler de gitti. 6 eşittir. x artı 3. x değerimiz 3'tür. Son durumda 3 tane sol tarafa, 3 tane sağ tarafa 6 tane ekleme yaptık. İlk başta arkadaşlar 3 burada, 3 burada. Toplamda 6 tane vardı. 6 tane daha ekledik. Dolayısıyla elimizde şu an 12 tane bardak var. Sorumuzu incelediğimizde arkadaşlar bir cetvelimiz var. Cetvelimizde iki sayı arası bir birim değil. Logaritma P birimmiş. Bize burada dikdörtgenlerin uzun ve kısa kenarlarını bulup şuradaki toplam x birimlik uzunluğu bulunuz demiş. Şimdi burası log 2, burası log 3 olduğuna göre dikdörtgenimizin uzun kenarı log 3 eksi log 2. Yani logaritma eksi olduğunda bölme yapıyoruz. 3 bölü 2 diyebiliriz. Kısa kenar içinde log 4'ten log 3'ü çıkarıyoruz. Log 3'ü çıkardığımızda log 4 eksi log 3 yine benzer şekilde 10 tabanında 4 bölü 3'tür. Bakın burada 1, 2, 3, 4 tane uzun kenar var. 4 çarpı logaritma 10 tabanında 3 bölü 2 artı 2 tane kısa kenarımız var. 2 çarpı 10 tabanında 4 bölü 3. 4'ü yukarı götürelim. Logaritma 10 tabanında 3 bölü 2 üzeri 4'tür. 2'yi de alırsanız Logaritma 4 bölü 3 üzeri 2. Buradan düzenliyorum. E burada arkadaşlar bakın tabanlarımız aynı toplama var dolayısıyla çarpma yapabiliriz. 3 bölü 2 üzeri 4, 4 bölü 3 üzeri 2 diyoruz. Yani log 3 üzeri 4 kaçtır? 81, 4 üzeri 2 16, 2 üzeri 4 16, 3 üzeri 2 9. Sadeleştiriyoruz. Buradan da logaritma 9 gelir. Şimdi logaritma 9 arkadaşlar bizim aradığımız değer neydi? Zaten burada logaritma x değerini arıyorduk. Log x eşittir. Log 9 olduğuna göre x değerimiz 9'dur. Biz de bu denklemde x'i sormuş arkadaşlar. 2 üzeri 3x eksi 1, 3 üzeri 2x artı 1'e eşit. Şimdi şöyle yapalım. 2 üzeri 3x eksi 1'i bu şekilde bölmeye çevirelim. 3 üzeri 2x artı 1'i de bu şekilde çarpanlara ayırabiliriz. Bu da 3 üzeri 2 9 olduğu için 9 üssü x çarpı 3'tür. Şimdi burada ne yapalım? Biraz daha düzenleyelim. 8 üzeri x bölü 2 9 üzeri x çarpı 3'tür. x'leri sol tarafa alalım. Her iki tarafı 9 üzeri x'e bölüyorum. Eşittir. 2 kere 3'ten 6 gelir. Yani 8 bölü 9 üzeri x eşittir 6. Bunu logaritmaya çevirmek isterseniz de tabanımız 8 bölü 9. Yukarıdaki değerimiz 6. Sonucumuz da x'tir. Burası bizim için ne oldu? Sonuca götürecek bir değer oldu. Şimdi arkadaşlar buna eşit olan şıklar var mı bakalım. Böyle bir şey yok. Bunun aynı sonucunu verecek bir değer arıyoruz. Burada taban değiştirme yapabiliriz. Elene çevirelim isterseniz. Elen olması için burası 6, burası da E tabanında 8 bölü 9. E olduğunda elen olarak yazıyoruz demiştik. Elen 6 bölü elen 8 eksi elen 9 diyebiliriz. Buradan da cevabımız E şıkkıdır. 13. fevimizi arkadaşlar bu şekilde bitirdik. 14. Föyümüz yine üstel ve logaritmik denklemler olacak şekilde konu anlatımıyla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.